Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı bütçesi hakkında söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi ve Sayın Bakanları saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, sözlerime bütçe teklifinde gördüğümüz teknik bir sıkıntıdan söz ederek başlamak isterim. Kurumların bütçelerine konulacak ödeneklerin merkezi bütçe kanununa ekli e-cetveline konulan hükümlerle özel hesaplara aktarılmasını veya özel hesaplar gibi kullanılmasının amaçlanmasını doğru bulmuyoruz. Bu tür kullanım ve aktarımlar Anayasa'nın 161. maddesi hükmüne aykırıdır. Dışişleri Bakanlığı gibi birçok kurum ve idarenin bütçelerine bu tür ödenekler konuyor. Öncelikle bunun altını çizmek isterim. Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesine baktığımda dikkatimi çeken bir konu var. Bakanlığın hizmet gerekçesi ve hedeflerinde Türkiye aleyhine sürdürülen propaganda ve eylemlerle mücadele etmek, FETÖ hakkında uluslararası toplumun bilgilendirilmesi için çalışma yürütmek üzere bir birim bulunuyor. Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü. Bu genel müdürlük, sözü edilen mücadelenin akademik, siyasi, diplomatik, kültürel ve hukuki alanlarda sürdürülmesi için çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda sözde soykırım iddialarıyla mücadele ediyor ama bütçesi 2019 yılındakinden daha az. Geçen yıl da bu konuya dikkat çekmiştik. 2019 yılında 11,22 milyon Türk lirası olan bütçe 2020 yılı için 5,9 milyon Türk lirasına düşmüştü. Biz geçen yıl bu konuya dikkat çekince bu defa 2021 yılı için 7,14 milyon Türk lirası olarak belirlenmiş. Ama hala 2019 yılındaki bütçenin %64'ü. Lobi şirketlerine akıtılan oluk oluk paralarla bu işlerin yürümediği ortadayken ve geçtiğimiz yıllarda ülkemiz aleyhine onlarca karar alınmışken bu genel müdürlüğün bütçesinin 2019 yılından daha az olmasının sebebi nedir? Ülkemize yönelik söz konusu tehdit ve meydan okumalar 2019'da son buldu da haberimiz mi yok? Tehditler son bulduysa neden iç politikada sıkıştıkça dış güçlerin oyunları bunlar diye çıkışlar yapılıyor? İktidarın bu dış güçler mazeretinin dışında bir alışkanlığı daha var. Dış politikada ülkemizin güvenliği ve çıkarları söz konusu olduğunda bölgedeki ülkelerle ilişkilerin düzeltilmesi gerektiğini söylediğimiz zaman açıklama getirmek yerine kişileri ve muhalefeti yaftalayarak inanılmaz iftira ve ithamlarda bulunmak. Örneğin Doğu Akdeniz'de karşı karşıya olduğumuz maksimalist tezlere karşı Mısır, İsrail ve Suriye ile diplomatik ilişkilerin olması gereken düzeye çıkarılması ihtiyacını yaşanan ilk krizden bu yana tekrarlıyoruz, uyarılarımızı yapıyoruz. İktidar bu ilişkileri zamanında düzeltmiş olsaydı Türkiye'yi dışlayan bir Doğu Akdeniz gaz forumu oluşmayacak, Avrupa Birliği tarafından sınırlı dahi olsa yaptırımlara maruz kalmayacaktık. Değerli milletvekilleri, iktidar muhalefetle uğraşmaktan, iç siyasette nasıl karşılık alırız diye davranmaktan dış politikadaki önceliklerimizi unutmuş, ülkemizin itibarı için mücadeleden tamamen vazgeçmiştir. Bu durum araştırma ve güvenlik konularına önem verilmemesiyle kendini gösterdiği gibi muhalefeti nasıl sıkıştırırım diye planlama yaparken yandaş basının iftiralarına sığınılmasından da belli oluyor. Söylemler ancak yandaş basından üretilen iftira haberlerine dayandırılıyor ve maalesef bu tür yalan ve iftiralar Yüce Meclis'in çatısı altına kadar yansıyor. Elimde çok örneği var ama son dönemlerdeki en etkileyici olanını söyleyeceğim. Plan Bütçe Komisyonu'nda bir rapora atıfta bulundum ve bu rapora neden atıfta bulunduğumu da komisyonda açıkladım. Söz konusu rapor SETA'nın bir raporu. İktidarın sevdiği bir düşünce kuruluşu, her hafta bir bakanın konuk olduğu bir düşünce kuruluşu. Değerli milletvekilleri, şimdi bu bir düşünce kuruluşunun raporu hükümeti ve iktidarı bağlayıcı değildir diyeceksiniz. Ama Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi ve SETA'nın genel koordinatörü bu rapora bir ön söz yazıyorsa o rapor elbette bağlayıcı olur. Ön sözde şöyle deniyor. Raporun yazarı Türkiye'nin Suriye'deki yerel müttefiki olan Suriye Milli Ordusu hakkında verilere dayanan bilgiler sunmakta ve Türkiye kamuoyuna Suriye Milli Ordusu'nu ve askerlerini tanıtmaktadır. Her ne kadar Suriye Milli Ordusu hakkında Türkçe literatürde farklı çalışmalar bulunsa da bu rapor somut rakamlar ve veriler sağlaması açısından kendi alanında bir ilktir deniyor. Raporun içeriği çok vahim. Hatta size şunu söyleyeyim, raporda ülkemizin itibarını ve güvenliğini tehdit edecek çok ciddi unsurlar bulunuyor. Şimdi bunu söyledim diye malum yandaş basın kimin raporu olduğuna bakmadan, referans noktalarına bakmadan haber yapacak olursa bunun değerlendirmesini bir kez daha sizlerin ve bizi ekranları başında izleyen yurttaşlarımızın takdirlerine bırakıyorum. Rapor Suriye Milli Ordusu'nda bulunan Suriye kökenli 1551 savaşçının katıldığı bir ankete dayanıyor.
22 Kasım 3 Aralık 2019 ile 12-16 Şubat 2020 tarihlerinde ordudaki savaşçılarla Tel Abyad, Suluk, Tel Halaf, Resulayn bölgelerinde, Suriye'de Azaz, Al-Ray, Afrin, Cinderes ve Şeyh Adet ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa'da iki ayrı araştırma gezisi sonucunda yapılan anket çalışmalarının sonuçlarını gösteriyor. Ayrıca raporda savaşçıların yaşları, savaş deneyimleri, etnik kökenleri, orduya katılmaları, maddi gelirleri, siyasi bakış açıları da ele alınıyor. Bu savaşçılar nereden maaş alıyor? Yüce Meclisimizin çatısı altında bütçeyi konuşurken bunları konuşabildik mi? Eğer konuşabilseydik, raporda yer alan Suriye Milli Ordusu savaşçılarının %90'ının siyasi bir dönüşüm olursa merkezi Suriye ordusuna katılacağını kim dile getirirdi? Rapor getirmiş. Bu konuların Türkiye'ye zarar vereceği anlaşılınca da rapor sanki hiç yayınlanmamış gibi SETA'nın sitesinden kaldırılıyor. Bizim dile getirdiğimiz gerçekleri çamur atarak sıvamak ve gizlemek mümkün değildir sanırım milletvekilleri. Tank palet fabrikası Katar ordusuna satıldı mı? İşletme devri denilen işlemin bir özelleştirme olduğunu resmi gazete yazmadı mı? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve ülkemizin güvenliğine ne kadar büyük zarar verildiğini görmüyor musunuz? Biz söylüyoruz, siz anlamaza yatıyorsunuz. Yetmiyor gibi bir de bu unsurlarla ülkemizin gözbebeği silahlı kuvvetlerimizin yan yana getirmekte ısrar ediyorsunuz. Bu durumu kendi düşünce kuruluşunuz sağlam bir dille raporlaştırınca da dönüp bizi suçluyorsunuz. Rapordaki ifadeleri bizim söylediğimizi iddia ediyorsunuz. Gerçekler acıdır sayın milletvekilleri. Bu gerçekler ortaya çıkmadan önce tedbir alınmalıydı. Artık atı alan Üsküdar'ı geçti, geçti de kimileri hala salacakta sandal sefası yapıyor. Şu özgür Suriye ordusunun yeni adıyla Suriye Milli Ordusu'nun ülkemize nasıl zarar verdiğini görüyor musunuz sayın milletvekilleri? Bunları söylemek bizim görevimiz. Bu konuşmamız tarihe bir not olarak düşsün. Ama milletin asla affetmeyeceği bir konuyu vurgulayayım. Bu grupları utanmadan Kuvayi Milliye'ye benzetenler oldu ya, Kurtuluş Savaşı şehit ve gazilerinin iki eli ahirette onların yakasında olacak. 2018 yılında Soçi'de Rusya ile bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın Türkiye'nin altından kalkamayacağı yükümlülükler içerdiğini söyledik, dinletemedik. 2019 yılı boyunca Rus yetkililer Türkiye-Soçi mutabakatı ile üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmedi dediler, durdular. İşler iyi gitmiyor dedik. Suriye ordusu ile yakın temas tehlikesi artıyor dedik. Gözlem noktalarımızı M4 ve M5 karayollarının kuzeyine çekelim dedik. Mehmetçiğin can güvenliği dedik, dinletemedik. Sonunda bu yılın başında 28 Şubat tarihinde İdlib'de 34 şehit verdik. O şehitlerimizin de elleri ahirette o sorumluların yakasında olacak. Nedenini biliyor musunuz? Şimdi sessiz sedasız, kimseye duyurmadan gözlem noktalarımız M4 ve M5'in kuzeyine çekiliyordu ondan. Üstelik Rusya'nın baskısıyla. Eğer bu zamanında yapılmış olsaydı, aslan gibi 34 Mehmetçik şimdi hayatta olacaktı. Azerbaycan'da Rusya ile imzalanan ortak gözlem noktalarına ilişkin anlaşmanın içeriği neden gizli? Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ateşkes anlaşmasında her türlü ayrıntı açık açık yazılmışken, bu anlaşmada Türkiye'nin gözlem noktalarında ne maksatla ve ne kadar personelle görev yapacağı neden açıklanmıyor? Hadi bunları milletimizden gizliyorsunuz. Zaten millete saygınız olmadığı buradan belli ama Azerbaycan'dan niye gizliyorsunuz? Değerli milletvekilleri, söylediklerimiz dinlenmedikçe Türkiye'nin egemen bir dış politika izlemesine engel olunuyor. Büyük ülkelerle dengeli bir siyaset izleyeyim derken sadece onların ve ailelerinin izin verdiği kadar ilerleme sağlanabiliyor. Rasyonel olarak alınmayan kararlara hem ülkemizin itibarı sarsılıyor hem de geleceğimize ağır bir ipotek konuluyor. Çocuklarımız, torunlarımız nasıl bir Türkiye'de nefes alacak dersiniz? Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri oluşan köklü hariciye geleneğini bir kenara bırakıp tek adam diplomasisine indirgenen iktidarın dış politikası yanlış bir zemindedir. Bu zemini düzeltecek ve ülkemizi yeniden itibarlı bir ülke yapacak unsur elbette yalnız bütçe değildir ama bütçe bunun en önemli parçasıdır. 2020 yılının sonuna geldiğimiz şu noktaya bakın. Cebren ve hileyle aziz vatanın Süleyman Şah Türbesi yerinden edilmiş, Haliç tersanelerine girilmiş, tank palet fabrikası satılmış durumda. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet içinde şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid ediyorlar. Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş durumda ama kimin umurunda? Öyle bir noktadayız ki Türkiye yaptırım uygulanması konuşulan bir ülke durumunda. Lütfen değerli arkadaşlar. Şu düşünüldüğümüz duruma bakın.
yaptırıma maruz kalmamaya değil, yaptırımların ağır olmamasına, hafif olmasına şükreden bir durumdayız. Ama bu ahval ve şerait içinde dahi üzülmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vazifemiz ülkemizin istiklal, istikbal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak söz veriyoruz. İtibarlı bir dış politika, güvenilir bir ortak, inanılır ve sözü dinlenir bir uluslararası aktör olarak Türkiye'yi yeniden dünyanın gözünde yükselen yıldız yapacağız. Yatırımlarla değil, katılımlarla anılan bir Türkiye'ye şimdiden selam olsun. Sayın Yunus Emre. Buyurunuz Sayın Emre.